Ejder, sağa çek, dur. Geri gel. Gel, 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 gel. Dur. Dur Ejder. Olmuş bu adama böyle. Vallahi bilmiyorum ki. Tut, tut. Kaldıralım arabayı. Tut. Allah. Ejder kapıyı aç. Hadi abi. Amca, adın ne senin? Hasan. Abi, hastaneye mi götürsek? Yok yok, iyiyim ben. Peki amca, hargah sızacağı bir yerin var mı? Amca, yara veren yok, çok şükür iyisin. İçeride evlat şey. Tamam amca. Ejder şimdi sen eve bıraksın, yat, dinlen, sabah konuşuruz. Ben eve gidemem. Ejder bizim evlerden birine seni bıraksın, yat, dinlen, sabah konuşuruz. Tamam amca? Kızım yesene, yine bir şeyler yemiyorsun. Canım istemiyor anne. Ama yemen lazım. Canın istemiyor da sen ye ki biraz bünyen güçlü olsun. Bak zayıf kalıyor, hasta olacaksın. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Afiyet olsun onları. Hanım hoşçakal, ben çıkıyorum. Bey. Oğlum. Suna, o itin adını alma ben ha. Bıktım onun pisliklerini temizlemekten. Ama ben... Yatsın içeride, en azından nerede olduğu belli. Mahkemede avukat bile yok ona. Yapma be, aklı başına gelmiştir. Ne aklı be, ne aklı? Olmayan aklı mı? Her gün haberlere çıkıyoruz. Bütün kariyerim mahvoldu. O tuvaletin yüzüne. Yatsın içeride, gebersin it. Ağlama anne. Yalnız gelin.
olsun. Sağ ol. Hasan amca sen iyi gördün maşallah. Sağ ol, teşekkürler. Hasan amca kahvaltı yaptın mı? Yaptım sağ ol evlat. Karnı doyurdu. Doyurdum elhamdülillah. Ezer çay ver. Tamam abi. Sağ ol evlat. Allah razı olsun. Size de yük oldum ama. Takma kafana Hasan amca. Olur öyle şeyler. Sağ olun, sağ olun. Allah razı eyvallah. Olsun size. Eyvallah. Günaydın kızım. Hoş geldiniz Fatih Bey. Alo. Avukat. O benim oğlanı bir müddet daha içeride tut. Yatsın o içeride biraz. Anne babam ne zaman gelecek? Gelecek kızım gelecek. Ben babamı çok özledim. Hey Hasan amca anlat bakalım. Gece ne oldu? Araba mı çarptı, kaza mı? Yok evlat dayan attırır bana. Nasıl hem kaldırırlar yaşlı başlı adama? Bak hele Ejder bak yaşlı başlı adamı dövmüşler. Birkaç madde banmıştır. Ben gece gider hesaplarını sorarım. Gençler değildi. Peki kim Hasan amca? Artık anlat bana bu olayı. Televizyonda izlemiştim belki. Zengin bir iş adamının oğlu kızı öldürüp turnele atmıştı. Evet, nefretle izlemiştim ben o haberi. İşte oğlan kız benim kızım devlet. Ne? Ben o iş adamından hesap sormaya gittim. Adamlarına beni dövdürüp bir kaldırımın kenarına attılar. O katil köpek tutuklanmadı mı? Sen neden gittin ki? Tutuklandı ama. Adalet de zenginden yani. 3 gün sonra geri bırakırlar. Neredeyse kızımı suçlu çıkaracaklar. Hasan amca, madem adalet güçlüler yana, dışarıda emirsiz, torpilsiz bir adalet var, o da bizim adaletimiz. Ejder, bu olayı en ince ayrıntısına kadar öğreniyorsun. Tamam abi, o iş ben de hallederim. Bundan sonra bu davanın hakimi benim. Evlat, siz hiç bulaşmayın. Bunlara gücümüz yetmez. Beni ne hale koydular, gördünüz. Biz gördük Hasan amca. Bir de onlar bizi görsün. İşte abi, işte şey. Selamünaleyküm. Geldim arkadaşlar. Nusret Bey yine mi geldi? Neyse toplantımıza Nusret Bey olmadan da başlayabiliriz. Beyler, ortada olan bir şey var ki hepimiz zor durumdayız. İş yapamıyoruz. Ben sokaklarda sattıracak bir tane bile hap bulamaz duruma geldim. Torbacılar elinde olan 3-5 hapı iki katına satıyorlarmış. Böyle giderse içici kalmayacak. Evet, benim silah yüklü tırım sınırda bekliyor. Suriye ve Irak'taki bölgesel savaştan dolayı tırlarım sınırı geçemiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Bakın arkadaşlar, fabrikalarımda binlerce işçinin çalışmadıkları halde maaşlarını ödüyorum. Ben de sizler gibi zor durumdayım. Hepimiz zor durumdayız. Şu anda bir zor süreç var. Elimizden geldiği kadar kardeşler olarak birbirimizin sorununu hep birlikte çözmeye çalışacağız. Fahri Bey, baronumuz Tahsin Bey yurt dışından ne zaman dönecek? Bu zor süreçte başımızda oluruz anlamında sordum. Hasan amca, Ejder şimdi sen eve bıraksın, evdekiler de meraklanmıştır. Kızımı öldürenlerin canını yakmadan gitmem. Hasan amca, şimdi sen git. Sana söz,
Onların canı yanacak. Hem de fena yanacak. Tamam evlat. Dikkat edin. Size bir şey olmasın. Tamam amca, meraklanma sen. Gel şimdi ben seni evine bırakayım. Allah'a emanet olun evlat. Selamet lan sana amca. Selamet lan. Allah'ın işine bak. Paketle de var. Şimdi merhaba. Vereyim vermesene de zamlandım ama. Lan siz zamlandı ya. Hep senden hali gayet. Ya adam mal yok yani. Ay verin ver bir tane. Başka bulamazsınız. Tamam ver bir tane ver paramızı. Al ver bir tane. Yola gelin. Kaybol. Hadi kaybol. Hadi kaybol. Kaybol kaybol hızlı. Sonra konuşuruz. Abi o katilin babasının gizli bir mekanı varmış. Hasan amcayı bırakıp dönerken çocuklar arayıp mekanı bulduk dediler. Ben de buraya gelmeden gidip gördüm. Ne yapalım abi? Gidip babasından oğlunun ismini öğrenelim. Tamam abi. Ali Bey burada mı? Evet burada da. Siz kimsiniz? Ben Azrail. Bak git lan Azrail'miş. İpini koparan buraya geliyor. Bunlar bizi kovdu, ne yapalım? Özden biliyorsun çay içmeden gitmem. Çelim o zaman, ne yapalım? Demiştin. Yanmamış. Bak ne istiyorsan söyle vereyim, sonra çık git ofisinden. Senin oğlunun adı neydi oğlunun? Yiğit. Yiğit. Yiğit ha? Oğlum hapiste. Onunla ne işin olabilir ki? Kumar borcu mu var? Varsa vereyim git. Şimdi beni iyi dinle. Sana bir hafta müsaade. Oğlunu hapisten çıkar, bana ver, öldüreyim. Yoksa seni 7 sülaleni öldürüp o kızı attığın tünele gömerim. Anladın mı? Ne
Efendim, sakin olun. Buyurun su için. Sağ olun. Bu Yılmaz da yapar mı Yılmaz? Alo Yılmaz! Neredesin lan? Ofisi bastı. Bizi öldürtülecek misin ya? Çabuk buraya gel! Efendim su. Veririm, sağ olun. Canım, anlattım ya sana her şeyi. Allah'tan karşıma bir yiğit çıktı. Beni misafir etti, ağırladı, derdimi dinledi. Allah onlardan razı olsun. Ha, o kızımı öldürenlerden mi hesap soracak? Sağ olsunlar bey, Allah onlardan razı olsun. Baba, ne olursun bir daha gitme. Tamam kızım, tamam. Neymiş Ejder o farenin oğlunun adı? İt oğlu itmiş abi. Biraz bedeni ol Ejder. Yiğitmiş yiğit. Efendim? Kendi kendine konuşmuş. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim ama çok fazla. Yok bir sorun değil mi? Sahi Bey nasılsınız, iyi misiniz? Hayırdır, ne oldu? Ulan Yılmaz, 5 dakika kayboldum, ölecektik. Adam katliam yaptı. Rason kesti gitti. Özür dilerim efendim, siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Dışarıdaki adamlara baktın mı? Maalesef efendim, hepsini öldürmüşler. Şimdi çokla otarlı toparlayın. Efendim kimmiş bunlar? Bir şey dediler mi? Dedi. Azrail'miş. Ne bileyim Yılmaz, onu da sen bul. O ölen kızın sahibi galiba. Hepinizi gömecek, o tünele münele dedi. Bir şeyler söyledi gitti. İşte bu ne oldu Yılmaz? Öldürüyor mu, gömüyor mu? Benden uzak tut yeter. Bulacağım efendim. Fahri Bey ofisini basmak neymiş göstereceğim ben onlara. Yılmaz! Bu ofisin yerini hemen değiştirin. Tamam efendim. Yılmaz Bey! Sonra okuyacağım, sonra. Efendim Fahri Bey saldırıya uğramış. Ölmüş mü? Yok efendim. Birkaç koruma dışında ölüyor. Adam racon kesmiş, çıkmış. Desene o kendini baron zanneden, Fahri'nin karizması çizildi. Dön şuradan dön. Fahri'ye gidelim, geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun demeye gidelim. Canım arkadaşım, o hayvan sana dokunmadı değil mi? İyiyim Melek ama elimde silahlar, içeriye girdi, öldürecek diye çok korktum. Canım arkadaşım, her şey geçti, yanındayım ben senin. Dur, ben Fahri Bey'den izin alayım, seni eve götüreyim. Tamam, sağ ol. Buyurun. Fahri Bey merhaba, ben Buket'in arkadaşı Melek. Çok korkmuş, eve götürmem mümkün mü acaba? İzin verirseniz götürebilir miyim? Tamam kızım, çıkabilir. Teşekkürler. Hadi canım. Ben çantanı da alayım, hadi çıkıyoruz. Sağ ol Melek, sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Hadi söylenme. Buyur Yılmaz. Abi yardıma ihtiyacım var. Ne konuda Yılmaz, söyle bakalım. Abi Fahri Bey saldırıya uğradı. Az önce duydum ben de, zaten geçmiş olsun gideceğim. Sen ne istiyorsun Yılmaz? Abi sokaklar senden iyi kimse yokmez. Her sokakta bir torbacım var. Hangi sokakta kim oturuyor onları bildirin. Abi Fahri Bey'e saldıran bildiğimiz biri değil. Senin torbacılar diyorum. Sokakların sesine bir kulak versene. Kim olduğunu öğrensene diyorum. Yılmaz o kolay da. Ben sana niçin yardım edeceğim ki? Ara bul. Abi sen o Allah'a bul. Söz sen ne istersen ben yapacağım. Yılmaz bak günü gelir o sözünü isterim ha. Sözün söz abi, sen ne istersen ben yapacağım. İyi o zaman. Benden haber bekle. Eyvallah ben kalkayım. Fahri Bey'i yalnız bırakmayın. Ne olur ne olmaz.
bu iti o itin babasına racon kestik ama arkası çok güçlü diyorlar. Ejder, korkalım mı, saklanalım mı, kaçıp bir yerlere? Bunlar yüzlerce Ayşe, Özgecan, Fatma, her neyse öldürüp üstüne de keyif kahvesi mi içsinler Ejder? Çok çok biz de ölürüz, yanımıza da birkaç kansız götürürüz. Yok abi, ne korkması? Ben tedbir alalım diye söyledim. Olayı duyan aslan gibi gençlerimiz sizinle bu yolda ölmeye hazırız abi diye haber yolluyorlar. Al yanına sağlam adamları Ejder. Biz bu zalimlere dur demezsek kadın cinayetleri durmayacak. Alo. Abi aradığınız adamlar burada. Evet. Tamam abi, atıyorum hemen abi bir sana. Hemen atıyorum abi. Söylediklerim mi? Yok abi. Ejder, kızı gördün mü kızı? Hangi kızı abi? Boş ver Ejder, sen boş ver. Çay söyle, çay söyle hadi. Hemen abi. Defol git, tatil herif, beni de mi bulacaksın? Küçük hanım, peki sizin yaptığınız neydi? Gonca adamı öldürdü, şimdi beni mi suçluyorsun? Defol git be, yoksa polis çağıracağım. Hanımefendi, gidiyorum ama sen de arkadaşına söyle, bir daha gözleriyle kalbimi kusuramazsın. Ejder, arabanın yakıtını tamamla, bir yere gideceğiz. Hadi.